İyi akşamlar değerli seyirciler. Hepinize kalbi duygularla selamlıyorum. Yüce Allah dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği, selamı üzerinize, üzerimize olsun. Yüce Mevla memleketimizi, milletimizi, devletimizi, vatanımızı, ülkemizi her türlü iç ve dış tehlikelerden, hainlerden, zalimlerden, kötülerden ve kötülüklerden muhafaza buyursun. İnanç Pınarı programıyla birlikteyiz. Bir aylık Ramazan programında, gece sahurda, akşamları iftara doğru programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduk ve Ramazan-ı Şerif'i en iyi şekilde değerlendirmenize katkı sağlamaya gayret ettik. Gerek kamera arkası ekibimizde, gerek bizlerle, gerek konuk olan e, hocalarımızla birlikte bir Ramazan'ı gecesiyle, gündüzüyle ...sizlerle birlikte geçirmeye gayret ettik. İnanç Pınarı programı her perşembe saat 20'de... ...saatler 20'yi gösterdiğinde bizler Haberaks ekranlarında, sizler de... ...televizyonlarınızın başında, ekranlarınızın başında... ...yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Yaz sezonu da olsa biz sizlerle birlikte olmayı, sizleri aydınlatmayı, bilgilendirmeyi... ...günlük meselelere zaman zaman işaret etmeyi... Zaman zaman tartışılan konularda e, yanlış bilgilerin oluşmaması için e, uyarmayı ve e, doğru bilgiyi sizlere izah etmeyi ve paylaşmayı üzerimize bir vicdani sorumluluk biliyoruz. Ramazan boyunca da İnanç Pınarı programını yapmadık ve bu akşam itibariyle yine her perşembe saatler 20'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. İnanç Pınarı programında her hafta farklı bir konuyu sizlerin huzurunuza getirip birlikte değerlendirmeye gayret edeceğiz. Bir Ramazan yaşadık. Daha doğrusu büyük bir manevi yaşamdan geçtik. Üç aylarla birlikte ya da adına üç aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri, bayram geceleri, cuma geceleri yoğun bir manevi iklimden 90 günlük yaklaşık bir zaman diliminden geçerek bugünlere geldik. Ramazan öncesi hayatımız, Ramazan hayatımız ve Ramazan sonra hayatımız, Ramazan sonrası hayatımız nasıl olacak? Nasıl olmalı? Ne yapmamız gerekir? Hangi hassasiyetleri göstermemiz e, gerekecek? Bu konudaki duyarlılığımız e, nasıl olmalı ve nerelerden, hangi noktalardan, hangi cephelerden şeytanla mücadele etmemiz en öncelikli eylemlerimizden olmalı. Zira şeytan da görevini yapmış olacak. O da kendi mücadelesine insanlara karşı insanları zorlamak, yormak, rahmet yolundan alıkoymak, Rahman'ın yolundan alıkoymak, ibadetlerini engellemek, ahlakını bozmak, terbiyesini bozmak için üzerine düşeni ya da kendince yapması gerekenleri yapacak. Ama karşısında imanlı, ihlaslı, samimi Müslümanları gördükçe onun da görevi ya da onun da yapacağı işler zorlaşacaktır. Mümin, mümin ilahı Allah, kitabı Kur'an, rehberi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, dini İslam olan insandır. Bunun adı Müslümandır ve mümindir. Bu değerlere sahip bu hassasiyetlere sahip mümin, müslüman ve muhsin, ihlaslı olan, ihsan sahibi olan insanlara şeytan herhangi bir nüfus oluşturamayacaktır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah ile ilgi, karşılıklı konuşurken şeytan, zira Yüce Allah'ın şeytanla olan diyaloğunu Yüce Mevla Kur'an'da bizlerin anlatımına ve anlayışına, sunmuş. Oradan bir tablo sunmak suretiyle şeytanın insanlara hangi cephelerden nasıl yaklaşacağını ve şeytana karşı nasıl etkili olunabileceğini, galip gelinebileceğini de Yüce Mevla bildirmiştir ki bu diyalogların bir tanesinde şeytan Yüce Allah'a karşı ben kullarının önüne barikat kuracağım. Onları engellemeye çalışacağım onların imanını gönüllerinden almaya gayret edeceğim. Onları amellerinde kusurlu hale getireceğim. Onların ahlaklarını bozacağım. Onların dişinden, tırnağından, saçından, sakalından, kıl diplerinden vücutlarına gireceğim ve onları etkileyeceğim diye Yüce Allah'a karşı kendi sorumluluğunu ya da kendi yapacağı işlerin yöntemini yüce Allah'a ifade eder ve ilave eder. Göreceksin ki der her bir çoğunu ya da herkesi bu konuda önümde diz çöker bulacaksın. tamirli tabirle ancak ihlas sahibi, salih insanlar, samimi insanlar, imanında, ihlasında, ibadetinde, ahlakında samimi olanları diz çöktüremeyeceğim diyerek kimlerle nasıl mücadele edeceğini ve hangi insanların karşısında galip, hangilerinin karşısında da mağlup olacağını Allah'a karşı beyan ediyor şeytan ilahillane. Yüce Allah da bu diyaloğu Kur'an'a konu edip bizlerle paylaşıp daha doğrusu bizim dikkatli olmamız hususunda bunları dikkatimize sunmuş oluyor Yüce Allah, Yüce Mevla. Bunları Ramazan ayı boyunca belki çokça konuştuk. Her akşam iftardan önce iftara doğru programıyla bir saat, gece sahurda konuklarımızla beraber yine bir saat, günde iki saat ki Ramazan boyunca neredeyse 60-70 saat, sizlerle daha fazla 90 saate yakın birlikte bunları konuşmaya çalıştık. Ama hülasa artık Ramazan ayı geride kaldı, şevval ayına girdik. Ramazan ayı sonrası hayatımız nasıl olacak? Dini hayatımız nasıl olacak? Özel de dini hayatımızın alt ayakları olarak e, amellerimizde, e, yaşamımızda, günlük ibadetlerimizde nasıl hareket edeceğiz? Zihnimiz e, Ramazan boyunca formatlandı mı? E, yeniden format atmış olabildik mi? Atmışsak bundan sonra, Ramazan sonrası ne gibi tehlikeler bizi bekler ya da biz hangi yöntemi yolu duyarlılığı hassasiyeti takip edersek gelecek Ramazana kadar Ramazan formatında bir Müslüman hayatı, Müslüman ahlakı, Müslüman edebi, Müslüman ibadeti ve ameli yaşamış olabileceğiz. Bunlardan bahsetmeye, bunları ifade etmeye çalışacağız. Ama gündem o kadar dolu ki Birçok konu bu haftanın mevzu başlıkları arasında e, tarih itibariyle yer aldığından dolayı onlara da e, ifade etmek istiyoruz. Mesela 8 Haziran, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm vefatının yıl dönümü, seneyi devriyesi. Elbette bu konu, bu tarih söz konusu olduğunda Hazreti Peygamber'in vefatı, söz konusu olduğunda bu konuyla alakalı bir paylaşımda bulunmak herhalde en önemli yapılması gereken başlıklardan, paylaşılması gereken başlıklardan bir tanesidir. Yarın itibariyle ülkemizde orta dereceli okullar yaz tatiline girecekler. Neredeyse 1 milyona yakın öğretmenimiz, 20 milyona yakın öğrencimiz, şu kadar okulumuz artık 2-2,5 aylık bir tatil dönemine, dinlenme dönemine girecekler. Tatil demek gezme, eğlenme midir? Dinlenme demek yatıp yuvarlanma mıdır? Ne yapacak bu dönemde? Ne yapmak gerekir? Öğrencilerimiz, çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz, elbette velilerimize bu konuda her birisi bilinçli evlatlarını hassasiyetle yetiştirmeyi düşünen veliler, öğretmenlerimiz bu konuda öğrencilerimize atacakları adımlarla ya da yaz tatili süresince takip edecekleri yöntemle ilgili birçok tavsiyelerde bulunmuşlardır. Ama okullar tatil oldu. Biz de bir program olarak, program yapımcısı olarak, bir ilahiyatçı olarak bu öğrencilerimizin en küçüğünden en büyüğüne kadar ilkokul birden hatta okul öncesi eğitimden lise son sınıftaki öğrencimize kadar hatta üniversitedeki öğrenci kardeşlerimize kadar iki buçuk aylık bu zaman diliminde önceliklerinin neler olması gerektiğini ilahiyat mantalitesi açısından, ilahiyat kültürü açısından ya da ilahiyatçı olarak bir tavsiyede bulunursak neleri öncelikli olarak değerlendirmeleri gerektiğini paylaşmaya çalışacağız bu akşamki program içerisinde. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571 miladi tarihinde doğdu. 8 Haziran 632 miladi tarihinde de vefat etti. Böyle tarihleri ifade ettim ki peygamberimizi anlattığımız zaman, yaşamıyla ilgili konuştuğumuz zaman ya da konuşulanları dinlediğimiz zaman ya da peygamberimizin hayatıyla ilgili yazılanları okuduğumuz zaman peygamberimizin 63 yıl yaşadığını duyarız, okuruz ve söyleriz. Ama bir taraftan da peygamberimizin 571 yılında doğduğunu, 61571 yılında doğduğunu, 632 yılında da vefat ettiğini söylüyoruz. Topladığımız zaman 31 61 yıl eder. Halbuki biz 63 yıl yaşadığını söyleriz. Evet. Peygamberimiz miladi takvime göre 61 yıl yaşamıştır. Biz bunu ülkemizde miladi takvimi uygulayan bir toplum olarak doğrusu 61 yıl yaşadığını söylersek bugünkü hesaplara göre kafamızdaki karşılığı tam olarak yerine oturur, oturur. Ama peygamberimizin yaşadığı, kullandığı Bugün de e, Arabistan'da kullanılan kameri takvimi dikkate alarak e, bir hesaplama yaptığımızda, bu defa da Peygamberimiz 63 yıl yaşamıştır. E, her yıl kameri aylarda, kameri yıllarda, her yıl miladi takvime göre, yıl 10 gün önce geldiğinden dolayı 60 yılda e, iki defa, e, yıl dönmüş oluyor, devran etmiş oluyor dolayısıyla 61 yıl kameri aylarda 63 yıl olarak karşılık bulmuş oluyor. Bunun için peygamberimizin hayatı anlatılırken kameri takvime göre 63 yıl yaşamıştır. Ama bizim bugün kullandığımız kendi yaşlarımızı da ifade ederken belirtmiş olduğumuz takvim dikkate alındığında peygamberimizin Doğumunu ve ölümünü tarih olarak söylediğimiz 571 ve 632 tarihleri yılları dikkate alındığında peygamberimiz 61 yıl yaşamıştır. Bugünkü bizim yaşam yıllarımıza göre hesap eder ve bir ölçü belirtmek adına anlamamız bakımından söyleyecek olursak peygamberimiz 61 yıl yaşamıştır. 571 yılında doğan peygamberimiz 40 yıl peygamberlik öncesi hayatı 40 yıldan sonra yani 610 yılından sonra da 632 tarihine kadar 22 yıllık da peygamberlik dönemini yaşamıştır. Dolayısıyla aslında 30 miladi olarak 39 yaşında peygamber olmuş. Ve 22, 23 yıl değil 22 yıl peygamberlik yapmıştır. Bu kafamız karışsın diye değil aksine kafamızda bilgiler daha yerine düzenli düzgün otursun diye bunları söylüyoruz ki biz miladi takvime göre bir e, tasavvura sahibiz ama peygamberimizle ilgili bilgilerin tamamı e, kameri takvime göre e, ifade edilir. E, doğum ve peygamberlik yılları Miladi takvime göre söylenir. Böylesine matematiksel bir toplama yaptığımız zaman sonuçlar kafamızdaki tasavvurla örtüşmez. O nedenle de doğru tasavvurun oluşması bakımından bu izahı yapmış oluyoruz. Peygamberimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret eder ve 632 yılında da vefat eder. Vefatından önce çok üzerinde fazla durmayacağım ama birkaç konuyu, birkaç önemli meseleyi izah etmek bakımından hem peygamberimizin ölümünü hatırlamış ve bu bilgiye sahip olmuş olalım hem de ölüm esnasında karşılaşılabilecek muhtemel e, sahneleri ve peygamberi tavsiyeleri, vasiyetleri dikkate alarak bize de ışık tutması bakımından bunları sizlerle paylaşmış olalım. Peygamberimiz hayatında bir defa hac yaptı. Son defa hac yaptı. Ee, ölümünden iki yıl önce hac farz kılınmıştı ama ilk e, hacı Hz. Ebu Bekir'in kafile başkanlığında Peygamberimiz yaptırdı. Onu kafile başkanı tayin etti. Sonra 632 yılında e, Mart-Nisan aylarında e, ya denk geldi o zaman e, hac ibadeti. hac Ekber yaptı. Arafat günü Cuma gününe denk gelmişti ve e, orada veda hutbesi diye bugün bildiğimiz veda haccı diye bildiğimiz o haccını gerçekleştirdi ve gerek e, Arafat'ta, gerek Müzdelife'de, gerek Mina'da e, birkaç farklı yerde e, okumuş olduğu, sunmuş olduğu hutbelerin toplamı bugün veda hutbesi diye evrensel bir mesaj olarak insanlığa, başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlığa hitap edecek şekilde bir mesaja dönüştürdü Peygamberimiz onları. Onları biz şimdi topluca okuyoruz ve dinliyoruz. Bu veda haçında Hz. Peygamber'e ayeti celile, son ayeti celile nazil oldu Arafat'ta iken dininizi kemale erdirdim. Size din olarak da İslam'ı seçtim. Ayrıca Buyurdu ki bu seneden sonra belki sizlerle birlikte bir daha burada buluşamayacağız, bir daha beraber olamayacağız. Adeta peygamberimiz helalleşti ve vedalaştı. Veda hutbesinde, veda hacında esasında bir vedalaşma yaptı, bir helalleşme yaptı, bir değerlendirme yaptı, geçmiş dönemin özetini sundu gelecekle ilgili mesajları ifade etti. Adeta herkese ben gidiyorum, Allah'a ısmarladık dedi. Bunları paylaşırken Hazreti Ebu Bekir hüngür hüngür ağlıyor Hazreti Peygamber'i dinlerken. Yanında bulunan Hazreti Ömer ve diğer kurmayları, Hazreti Peygamber arkadaşları dediler ki ey Ebu Bekir, ya Ebu Bekir ne oldu da ağlıyorsun? Aslında sevinilecek bir hal. Bak, Hz. Muhammed, Hz. Peygamber yıllar sonra hac ibadeti de farz kılındı ve e, Mekke fethedilmişti 630 yılında. Böylece Hz. Peygamber ve davası hakim duruma geldi. Mahkumken, esirken, zor durumdayken, zorluklarla yürürken ve yaşarken şimdi Mekke'nin hakimi dinin e, rahatlıkla tebliğini yapabilecek irşadını yapabilecek her fırsata, pozisyona ve güce sahip bir hale geldi. Allah da hac ibadetini farz kıldı. Bak buradan bütün insanlara ve insanlığa evrensel bir mesaj olarak dinin ahkamını, özetini ve ahlaki kurallarını beyan ediyor Hz. Peygamber deyince Hz. Ebu Bekir'e. Yani sevinilmesi gerekir. Ey ya Ebu Bekir dediklerinde Hazreti Ebu Bekir de, arkadaşlar bakınız gözden kaçan bir şey var. Hazreti Peygamber bizde vedalaşıyor, biz de helalleşiyor. Bunu hem Yüce Allah göndermiş olduğu ayeti celile ile işaret ediyor. Hem de aynı zamanda Hazreti Peygamber de bize hakkınızı helal edin bir daha sizinle burada buluşamayız diyor. Ancak bu kadar söylenir bu diye hatırlatınca sahabeye, oradaki olanlara, her birisi bir an hemen bu konunun tefekkürünü yapıyorlar ve gerçekten de Hz. Peygamber oradaki 120 bin Müslümanla vedalaşıyor. Onların şahsında dünyadaki Müslümanlarla, belki o gün için hepsi orada ama herkesle vedalaşıyor. Bu bir mesaj üzerinden, sunmuş olduğu hutbe üzerinden bugün bizlerle de vedalaşmış oluyor Hazreti Peygamber. Hemen herkes üngür üngür ağlamaya başlıyor. Peygamberimiz hacını yapıyor. Mekke'den Medine'ye geçiyor ve 86 gün sonra rivayetler farklı 83 86 kameri ve miladi takvimin uygulamasına göre bu ifadelerde farklılık arz ediyor. Peygamberimiz fiiki alaya diyerek ruhunu emanetini teslim ediyor son günlerde hastalanıyor peygamberimiz hastalığının şu veya bu vesileyle olduğunu bir Yahudi kadının Hz Peygambere zehirli kuzu eti yedirmesinden kaynaklanan o zehir vücudunda kalıyor ve daha sonra bu Hastalık e, gelişiyor ve ölüm vesilesi bu olduğu rivayetler arasında vardır. Farklı e, nedenleri vardır diye ifadeler vardır. Ancak e, programlarımızda da belirtmiştik ki ölümler başlı başına mustakil bir hadisedir. Hastalıklar ölüm vesilesidir ama her hastalık ölüm vesilesi değildir ya da her ölüm hastalık vesilesiyle ortaya çıkmış değildir. Dolayısıyla. Hastalığı biz e, mutlaka bir ölümün vesilesi olarak düşünmemiz, ölümle yan yana koymamız doğru bir e, anlayış ve kabul değildir. Hasta olur, insan iyileşir. O ayrı bir imtihan dönemidir. Hastalık bir imtihandır. E, hastalık esnasında çekilen acılar e, günahlara kefarettir, İmani derecenin, Kontrolüdür, denetimdir sabrın ve şükrün e, denetlenmesidir münafıklar için bir cezadır vesaire ama ölüm başlı başına yani bu hayattan bir başka hayata geçiş mod değiştirmedir Bu da bir hastalığa bağlı olarak değil takdire bağlıdır tayine bağlıdır Yüce Allah'ın takdir etmiş olduğu yaşam süresi ne kadarsa o bittiğinde yeni bir hayata, bu bedenin olmadığı, ruhun ön planda olduğu kabir hayatına daha sonra da yeni bir hayata, ahiret hayatına onun nasıl olacağı, nerede olacağı ile ilgili Ramazan ayında da belki son programımızda paylaşmıştık. Nasıl bir süreç yaşayacağımızı Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerle Hz. Peygamber'in hadislerinde o süreç paylaşılmıştır. Peygamberimiz de bir beşerdir, beşerdir ama peygamberdir. Peygamberdir ama beşerdir. Peygamber olması, beşer oluşunun getireceği sürece engel değildir. Ya da beşer olması, peygamberi görevine engel değildir. Allah bir beşerden elçisini seçmiştir ki kullarını daha iyi anlasın, kulları kendisini daha iyi anlasın ve aradaki diyalog daha iyi gerçekleşsin ve sağlansın. Birçok hikmeti vardır ama ilk akla gelen ve değerlendirmeye tabi tutulabilecek hikmeti beşerin seçilmiş olması. Yani meleklerden niye değildir, cinlerden niye değildir de insanlardandır. E i̇nsanları ancak bir insan anlayabilir ya da bir insan ancak e, peygamber de olsa o insanı anlayabilir. Ancak onunla rahat diyalog ve iletişim kurabilir. Bu nedenlerle e, peygamberimiz insan olarak bir beşerdir. Z, fizyolojisi itibariyle, biyolojisi itibariyle, duyguları itibariyle bir beşerdir. Diğer insanlar gibidir. Ama sorumlulukları bakımından Allah'ın elçisidir. Ve e, vahiy ile sorumlu olduğu görevlerini yerine getirir. Bunlar. Ee, ...yaşam süresinin uzun veya kısa olmasına herhangi bir e, engel veya pozitif katkı sağlamış olmaz. Ona da ne kadar ömür tahsis etmişse Allah, ne kadar takdir buyurmuşsa... ...ne kadar tayin etmişse o kadar yaşayacaktır ki ifade ettiğimiz kadar yaşamıştır. Hacdan döndüğü zaman bir ateşli hastalığa Peygamberimiz tutulur son günlerine doğru son 10 gün 15 gün gibi zamanda artık bu hastalığı biraz daha şiddetlenir, biraz daha yorucu hale gelir. Zaman zaman hele son 3-4 gün Peygamberimiz mescide de çıkamaz olur. Hz. Ali ve diğer sahabenin kollarında mescide çıkar. Hazreti, kendisi gidemediği zaman namazları Hz. Ebu Bekir Efendimiz kıldırır. 3 gün kala, dört gün kala veya 3-5 gün kala rivayetler farklı olduğu için net ifade kullanmış olmuyorum, olmuyorum. E, kendisinin vefat edeceğini anladığı için artık e, bu kutsal e, yola ahiret hayatına e, yolculuk ilk adımlarının belirtilerini gösterdiğinden dolayı bir gün hasta haliyle Mescide gider ve Bilal Abeshiye. Bütün müminleri, Müslümanları e, mescide davet etmesini söyler. Böyle bir ilan yapmasını söyler. Hazreti Bilal de e, bütün müminleri mescide davet eder. Tabii ki konu peygamber olunca, peygamberimizin hastalığı da bilinince e, nerede bir Müslüman varsa her biri işini gücünü bırakarak e, mescidi nebeviye gelirler, peygamberimiz hutbeye çıkmıştır e, tarzı olduğu üzere, oradan bir sohbet icra eder. Der ki, hey arkadaşlarım, ashabım, dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kulları, artık aranızdan ayrılma zamanım geldi, aranızdan ayrılacağım. Benden bir alacağı varsa, kimin varsa söylesin. Kime bir şey vurmuşsam sırtına veya vücuduna, yani eziyet etmişsem, zarar vermişsem, bilerek veya bilmeyerek bir şey gerçekleşmişse o da söylesin, o da hakkını alsın. Hak ile Rabbim'in huzuruna gitmek istemiyorum. Peygamber dahi olsam ilahi huzura hiçbir kimsenin üzerimde hakkı olmadan gitmek istiyorum. Kimse peygambere bunu söyleme cesareti bizde olamaz diye düşünmesin. Hiçbir kimseye bu konuda neden aralacağını istedi diye, neden mağduriyetinin hakkının ihlalini söyledi diye alınacak, kırılacak, darılacak değilim. Aksine bundan çok da mutlu olacağım diyor sahabeye. Bu ifadeleri kullanınca içlerinden bir tanesi ayağa kalkarak Ey Allah'ın Resulü benim sende üç dirhem alacağım var diyor. Peygamberimiz ona e, tarzım değildir aslında alacağını istemene itiraz etmiyorum ama nasıl oldu bu alacak e, diye soruyor. O da diyor ki bir defasında yanında bulunurken e, bir fakir gelmişti ihtiyacı olduğunu söylemişti siz de Kimde e, para var veya harçlık var bu fakire verin dediğinizde ben de o zaman sizin bu emriniz üzere üç dirhem vermiştim. Böyle bir hak geçmişti veya böyle bir e, olay geçmişti deyince peygamberimiz hemen kurmaylarına e, bunun üç dirhemini verin diyor. Tekrarlıyor bu defa diyor ki kimin bende alacağı varsa alsın, kimin sırtına vurmuşsam kime zarar vermişsem onlar da söylesin deyince Ukkaşi Hazretleri hemen ayağa kalkıyor. Ukkaşi Hazretleri Mekke'de Müslüman olmuş. Abdullah bin Caş peygamberimizin yeğeni, halasının oğlu Safiye halasının oğlu Abdullah bin Caş, Hazreti Hamza'nın yeğeni peygamberimizin yeğeni Abdullah bin Caş ile hicret yolculuğu yapmış. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te savaşlara katılmış. Bedir'de, Bedir'de e, hurma dalını peygamberimiz kendisine atıp onu kılıç olarak mucizevi bir şekilde hurma dalı Uhud'da da Hendek'te de böyle hadiseler oldu. Bedir'de de bunu Ukkaşe Hazretleri'nin eline attı. "Haydi bakalım Ukkaşe." diyerek peygamberimiz onu teşvik etti ve eline attığı hurma dalı kılıca dönüştü ve Ukkaşa Hazretleri orada e, güçlü bir mücadele gösterdi Bedir'den müşriklere karşı. Ukkaşa Hazretleri ayağa kalkıyor. Hemen bugün mezarı Ukkaşa Hazretlerinin mezarı Antep e, Urfa arasında Adıyaman Antep Urfa arasında Nur Dağı diye e, var olan o dağın üzerinde sahabe Ukaşi Hazretleri'nin kabri vardır. Hatta denir ki Gaziantep'in, Gaziantep ilimizin koruyucusu, kurtarıcısı, muhafızı Ukaşi Hazretleri'dir. Sahabeden Ukaşi Hazretleri, Hazretleri'dir. Diğerleri de var ama bu ifade edilir. Oraya gidildiğinde ziyaret için bu ifadeyi belki zaman zaman gidenler duymuşlardır. Ukaşi Hazretleri ayağa kalkarak hemen Ey Allah'ın Resulü diyor. Benim senden alacağım var. Buyur, ne var? Sen bir defasında devene kamçı ile vurmaya çalışırken benim sırtıma vurdun. Dolayısıyla bir hak ihlali oldu. Hemen peygamberimiz yanındaki kurmayına git diyor, evden Fatıma'dan benim kullanmış olduğum kamçımı al. Koşar alır gelirler, Buyur diyor, aynı kamçıyla sen de benim sırtıma vur. Ama diyor Ukkaşe, sizin sırtınız, benim sırtım çıplaktı. Siz benim sırtıma çıplakken vurdunuz. Ben de sizin sırtınıza çıplak olarak vurmam gerekir. Madem ki bu hak e, izale edilecek. Böyle deyince, Ukkaşe böyle deyince peygamberimize karşı, zaten hasta, zaten vedalaşıyor. E, sahabeler, hem iddetleniyorlar, şiddetleniyorlar, bir taraftan hüngür hüngür ağlıyorlar. Peygamber zaten ayrılıyor ama nasıl olur da böyle e, cüretkar bir hal ile Hz. Peygamber'e karşı bu söylenir diye her birisi hareketlenince e, Peygamberimiz onlara bırakın diyor, bırakın. Hatta bazıları diyorlar ki ey Allah'ın Resulü senin yerine bizim sırtımıza vursun bize ceza verilmiş olsun. Senin hakkını biz ödemiş olayalım deyince peygamberimiz hayır. Sizin bu iyi niyetinizden dolayı Allah size bereket ihsan eder. Fazilet ihsan eder. Size rahmet ihsan eder. Ama bırakın o bedeli ben ödeyeyim diyor ve sırtındaki hırkasını da çıkartıyor. Tam herkes Ukkaşe'nin Hazreti Peygamber'in sırtına kamçı ile vuracağını beklerken o, o hal e, üzere her birisi duygularını yaşarlarken Ukkaşe Peygamberimizin sırtına atılır ve sırtını öpmeye başlar. Ey Allah'ın Resulü! Hem ağlar bir taraftan. Ey Allah'ın Resulü! Ben sana kıyabilir miyim? Ben sana bırak e, hasta halinde iyi halinde bile kıyabilir miyim? Sana ben kamçıyla değil elle bile vurabilir miyim? Sen vurulmaya değil sevilmeye lazıksın, sevilmeye layıksın. Ben bu vesileyle yıllardan beri hayalini kurduğum, görmeyi arzu ettiğim sırtındaki nübüvvet mührünü görmek istedim. Bunu da fırsat bulmuşken, vallahi diyor, siz eğer kim kime vurmuşsam gelsin sırtıma vursun demeseydiniz bunu söyleyecek değildim. Ama bunu siz e, hitap edip. E, hutbe edip, sohbet edip böyle bir hak ihlali varsa hemen onu gerçekleştirelim dediğiniz için aklıma bu geldi ve bunun üzerinden bu vesileyle sırtınızdaki nübüvvet mührünü görmek ve onu öpmek istedim diyor ve peygamberimize sarılarak hakkını helal ediyor. Hatta peygamberimiz ona yeter artık hakkını helal et, hakkını helal et diyor. Ukkaşe'de hakkını helal ediyor. Bu e, hali yaşadıktan sonra Peygamberimiz yine hücre saadetlerine geçiyor. E, üç gün kala rahatsızlığı zaman zaman artıyor, zaman zaman e, azalıyor ve artık son günleri yaklaşıyor. Pazartesi gün vefat etmişti. İki gün önce cumartesi gün Cebrail aleyhisselam geliyor. Peygamberimiz ey Allah'ın Resulü Allahu Azimuşşan senin ne halde olduğunu bilmesine rağmen bir iltifat olmak üzere beni senin hatırını sormak üzere gönderdi. Nasılsın ya Muhammed diyor. İyiyim ya Cebrail. Cebrail'le en çok ilişkisi olduğu Cebrail aleyhisselam büyük meleklerden. Zira 23 yıllık peygamberliği döneminde sürekli istişare ettiği, Kur'an'ın mukabelesini gerçekleştirdikleri, vahyi getirdiği Melek Cebrail Aleyhisselam'dır. Onunla sürekli diyalog halinde olmuştur. Gidiyor Cebrail Aleyhisselam pazar, yani bir sonraki gün yine geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ya Muhammed Rabb'in senin ne halde olduğunu biliyor ama beni gönderdi ki git kulum elçim Muhammed'in halini hatırını sor dedi diyor. Emir verdi bunun için geldim. İyiyim e, Cebrail Arkadaş, kardeş diyerek şükrünü ve sabrını onunla paylaşmış oluyor. Bu arada zaman zaman da mescide giriyor. Bir defasında giriyor ki Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırıyor. Peygamberimizin girdiğini görünce geriye doğru biraz çekilir gibi olsa da orada durmasını Peygamberimiz ona işaret ediyor ve kendisini de Hz. Ebu Bekir'in yanına götürülmesini söylüyor. Hz. Peygamber oturduğu yerden diğerleri ona uyarak namazı kılıyorlar. Son pazartesi sabahı kendini biraz iyi hisseden Peygamberimiz yine mescide geçiyor. Hz. Ebu Bekir'in peşinde namaz kılıyor. Gözleri biraz rahatlamış, vücudu biraz rahatlamış. Onu o halde görünce sahabe mutlu oluyorlar. Peygamber aramıza döndü, Muhammed aramıza döndü diyerek mutlu oluyorlar. Hatta o kadar ki Hz. Ebu Bekir diyor ki Ey Allah'ın Resulü sizi rahatlamış gördüm, iyileşmiş gördüm, müsaade ederseniz şu uzaktaki evime de bir gidip evimi ocağımı bir gözden geçireyim diye müsaade isteyerek o da oradan ayrılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hücre-i saadetlerine geçiyorlar pazartesi sabahı. Yani 28 Haziran, pazartesi sabahı. Pazartesi günü doğmuştu, pazartesi günü de vefat etti. Diyor ki, tabii ateşi var, hastalığı var. Hazreti Fatıma'yı yanına çağırıyor. Bir şey söylüyor kulağına. Fatıma, Hazreti Fatıma yüzü kızarıyor. Bir şey daha söylüyor, bu defa da gülüyor. Sonra soruyorlar ki Hazreti Fatıma'ya, ne dedi de kızardın, bozardın? rahatsız oldun, moralin bozuldu. Ne dedi de sevindin ve güldün? Diyor ki önce dedi ki aranızdan ayrılacağım, gideceğim, vefat edeceğim. Çok üzüldüm, moralim bozuldu. Sonra hemen arkasından ümmetimden benim peşimden en kısa zamanda ya da en önce sen geleceksin dediğinde de sevindim. Zira demek ki fazla ayrı kalmayacağız. Zira peygamberimizden 6 ay sonra da Hazreti Fatıma annemiz vefat ediyor rivayetlere göre. E, bu hali devam ederken ateşli hali yine Hazreti Fatıma da e, dayanamıyor. Babası acılar içerisinde, ateşler içerisinde kıvranınca kıvranma, a a Hazreti Fatıma'ya ağlama kızım Fatıma diyor. Bugünden sonra baban daha acı çekmeyecektir. Yani artık ölüm anı gelmiştir diye ailesine bilgi veriyor. Ve diyor ki e, vasiyetleriyle ilgili e, katip çağırdı, o arada tartışma çıktı, kitap mıydı, sünnet miydi gibi tartışmalar çıktı, bu nedenle de vasiyetini yazdırmadığı gibi e, bilgiler vardır ama onları e, paylaşmıyorum ben. E, daha net olan vasiyeti nedir? Diyor ki kölelerinize eziyet etmeyiniz. Emrinizin altında olanlara zulmetmeyiniz. Masum olanlara, mazlum olanlara eziyet etmeyiniz. Onlara zulmetmeyiniz. O gün de geçerli, bugün de geçerli. Bu bir fabrikatörün işçilerine, bir amirin memurlarına, bir evde aile reisinin ev halkına karşı alması gereken tavırdır. Yani güçlünün, etkilinin, yetkilinin güçsüze, etkisize, yetkisize karşı nasıl davranması gerektiğini hatırlatıyor. Sakın ola emriniz altında olan kölelere zulmetmeyiniz. Zira onların duası arş alaya çıkar. Mazlumun duası, mazlumun duasından çekinin diyor Hazreti Peygamber. Masumun duasından çekinin diyor. O öyle bir dua eder ki dua arş-ı alayı titretir hemen adrese ulaşır ve hemen de eyleme dönüşür. O nedenle masum insanlara ve mazlum insanlara eziyet etmeyiniz, hiç kimseye etmeyiniz ama onların bedduasından sakınınız diye Hz. Peygamber uyarmıştır. Bir kimsenin bir kimsenin yapmış olduğu olumsuzlukları, vermiş oldukları zararları tazmin edemediği zaman, ispat edemediği zaman ya da elde edemediği zaman onu Allah'a havale etmek o kişi için en büyük, en ağır bir sonucun ortaya çıkması demektir. Keşke ödese, keşke tazmin etse, keşke karşılığını yerine getirse. Bunları yapmayıp da itiraz eder de bedduaya dönüşürse mazlum ve masum o konuda mağdur da aynı zamanda bir beddua ederse o kişi için onu Allah'a havale ederse onun için en ağır sonuç geliyor demektir. O nedenle mutlaka eee bedduaya dönüşmeden hak ihlalleri izale ve telafi edilmelidir. Bu yapılmamışsa ve özellikle de bedduaya dönüşürse o o kişi için olabilecek en ağır bir süreç ve sonucun ortaya çıkması demektir. Hz. Peygamber ahalisine ve onlar üzerinden de ümmete kölelerinize sakın zulmetmeyiniz. Ayrıca namazı ihmal etmeyiniz. Namazı terk etmeyiniz. Namazı tehir etmeyiniz. Namazı ihmal etmeyin. Terk etmeyin, tehir etmeyin. Bakın birçok vasiyet konusu varken ya da birçok İslam konusu varken, birçok konu başlığı varken İki tane konu başlığını seçiyor Hazreti Peygamber. Birisi, mazlumlara, masumlara, mağdurlara, elinizin altında olanlara, yönetiminizin altında olanlara zulmetmeyiniz, beddua almayınız, onları eziyet etmeyiniz. İkincisi de namazı terk etmeyin, tehir etmeyin, ihmal etmeyin. Bu ikisi, biri sosyal hadise, birisi ibadet. Birisi Rab ile direkt iletişim ve ilişki, birisi insanlarla olan ilişki ve iletişimdir. Birisi üstle olan ilişki, birisi altla olan ilişkidir. Çok enteresan. İbadet Rab'la olan ilişki, yani üstle olan ilişki. Köle altla olan ilişki. O nedenle en üstle en alt arasındaki o, o ilişki biçimini Allah Resulü hatırlatıyor. Bu ilişki biçimi altla olan yani asla olan ilişkiyi, üstle olan ilişkiyi en iyi şekilde yerine getiren, bunlara ihtimam gösteren bir kimse diğerlerini de zaten yerine getirecektir. Bu tavsiye çok calibi dikkattir. Çok dikkate alınması gerekir. Bir peygamber, Allah'ın elçisi, Allah'ın sevgilisi, rahmetellil alemin İnsanların sevgilisi bu peygamber 6666 ayet var. Birçok konu var. Birçok konu başlığı var. E, 61 yıllık ömür, 22 yıllık 23 yıllık peygamberlik var. Bunlar arasından özet olarak geriye vasiyet iki tane konu başlığı bırakıyor. Vedâ hutbesinde size Kur'an'ı ve sünneti emanet bırakıyorum. Ona sarılın. O emanetlere sarılırsanız zulmete uğramazsınız. Yani sapıklıkla karşılaşmazsınız. Yani kötü adam ve kötü insan olmazsınız buyuruyor. Öleceği sırada yaptığı vasiyette daha spesifik, daha günlük, daha orijinli yani günübirlik bir vasiyette bulunuyor. Üstünüze, ilahınıza karşı ibadeti, astınıza yani emrinizin altında olanlara karşı da ee, baskınızı oluşturmayın. Namazı ihmal etmeyin. O Rabbinizle olan iletişimi gerçekleşecek. Bunu gerçekleştiren her zaman iyi insan olacaktır. Zorluklarla yokluklarla karşılaşabilir ama adam gibi adamdır. Yani Adem'dir. Hazreti Adem gibi Adem'dir. Altınız yani köleleriniz ve emrinizin altında olanlara, olanlara sakın baskı kurmayınız. Bu eğer kurarsanız kendinizi ilahlaştırmak anlamına gelir ki bu şirktir. Kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük de budur buyurmuş oluyor. Bunları da paylaştıktan sonra Cebrail aleyhisselam ile Azrail aleyhisselam ikisi birlikte Hazreti Peygamber'in kapısına gelirler. Kapıyı tıklarlar Cebrail aleyhisselam içeriye girer Peygamberimizin yanına. Azrail aleyhisselamın dışarıda olduğunu söyler. Peygamberimiz onu da davet eder. Cebrail ve Azrail Hazreti Peygamber'in huzurundadır. Ne zaman? 8 Haziran 632 yılında pazartesi gün öğleye doğru. Böyle olunca Azrail, Azrail aleyhisselam peygamberimize derler ki Ey Allah'ın Resulü ya Muhammed Rabbinin emri var. Senin müsaaden olmadıkça ruhunu kabzetmeyeceğim. İstersen dünyayı tercih edebilirsin, istersen ahireti tercih edersin. Bunda sen serbestsin. Hangisini tercih edersen ona göre bir yol takip edeceğim." diyor Azrail Aleyhisselam peygamberimize. Peygamberimiz de Cebrail Azrail'den bu ifade gelince dünya mı ahiret mi ruhunu alayım mı, hayata devam etmek mi istiyorsun ee, teklifi gelince Rabbim böyle istedi diyor. Bunu sor, o cevaba göre hareket et diyor. Peygamberimiz hemen dostu olan 23 yıl beraber olduğu, neredeyse her gün yan yana geldiği, Rabbi ile arasında e, elçilik yapan Cebrail aleyhisselama dönüp bakıyor. Cebrail aleyhisselam peygamberimize, Ey Allah'ın Resulü ya Muhammed, Melekler seni bekliyor diyor. Böyle deyince Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a memur olduğun görevi yerine getir diyerek ölümü tercih ettiğini söylüyor. Ve Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam Peygamberimizin ruhunu kabzederken Peygamberimiz gözlerinin yukarıya gökyüzüne dikiyor ve Refiki alaya diyerek parmağını kaldırıp ruhunu teslim ediyor. 632 yılında gerçekleşen Hazreti Peygamberin vefatının üzerinden 1400 yıl geçmiştir. Geçmiştir ama aynı yıl 632 yılında veda hutbesinde buyurmuş olduğu ben gidiyorum, ayrılıyorum ama benden sonra size iki emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an, diğeri de benim sünnetimdir. Onlara ittiba ettikçe, onlara sadık kaldıkça onları hayatınızın mimarı, mimandarı yaptığınız müddetçe sapıklığa düşmezsiniz, zulmete uğramazsınız, güzel bir dünya yaşarsınız. Dünyayı güzel yaşadığınız zaman ahiretiniz ebedi aleminizde güzel olur buyurmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra 1500 yıldır müminler Kur'an'la ve sünnetle beraber yaşarlar. Mezhepler doğmuştur, klikler olmuştur, düşünceler olmuştur, tarikatlar, cemaatler, gitgeller olmuş, kavgalar, savaşlar, dövüşler, kanlar, gözyaşları olmuştur. Ama fıtrat bozulmamıştır. Bugün yine Kur'an-ı Kerim'in orijini vardır. Yine Hz. Peygamber'in sünnetini ihtiva eden mesajlar, hadisler, ehli sünnet itikadı ve kurumsallaşmış bir dini yaşam, ilkeleri ölçüleri de biliniyor vardır. Herkes bunlara ulaşabilir. Herkes bunları biliyor, ulaşabiliyor, Daha doğrusu ulaşabiliyor ama yine ilk insandan bugüne kadar olduğu gibi peygamberler dönemlerinde de olduğu gibi insanların bir kısmı Kur'an ve sünnete yani Allah'ın emirlerine itibar ediyor. bazıları inanıyor, bazıları inanmıyor. İnananların bazıları ibadet yapıyor, bazıları yapmıyor. İbadet yapanların bazıları ahlaki kurallara e, göre yaşıyor, bazıları yaşamıyor. Dolayısıyla اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَلُ عَمَلًا Buyuran Yüce Allah, ölümü ve hayatı insanları denemek ve sınamak için yarattım. Buyuran Yüce Allah'ın bu mesajının bir yansıması olarak ifade edebiliriz ki, insanlar, özgür iradeleriyle, dünyada bir yaşam şekli tercih ederler. Etmişlerdir. Müslümanlar, insanlar yaşam tercihi yapmışlar. Mümin veya münafık veya müşrik gibi, veya ateist gibi yaşarlar. Deist olurlar. Farklı inanç sistemlerinin mensubiyeti içerisinde yer alırlar. Bazıları, İslam'ı tercih ederler ama, İbadetlerde kusurludurlar ya da hiç yapmazlar. Bazıları ibadet yaparlar ama ahlaki sorunları vardır. İşte bunlar imtihan vesilesidir. İbadetler de yüce Allah, ibadetleri de inanan müminlerin gönül ayarını ve yaşam şeklini belirlemek, onlara güzel bir yol haritası sunmak ve bugünün amiyane tabiriyle, Hayatının balansını yaptırmak amacıyla vaaz etmiştir. İbadetler Allah emrettiği için yapılır. Ama yapılan bu ibadetler her bir insanın yapmış olduğu ihlas ölçüsünde ve samimiyet ölçüsünde onun hayatına ve gönlüne mutlaka faydaları olur. Mutlaka faydaları yansır. İbadetin hikmetleri de budur. İşte bir Ramazan dönemi yaşadık. Konumuzun başlığı da Ramazan sonrası dini hayat. Ramazan sonrasında dini hayat nasıl olacak? Ramazanda nasıl olursa öyle olacak. Ramazan öncesi de aslında öyle olması lazım. Her Ramazan öncesi diğer Ramazan'ın sonrasıdır. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı ifade etmiştik ki kendisinden sonraki 11 aya hükmettiği için sultandır. Ramazan ayı bize bir model sunmuş oldu. Her birimizi etkiledi. İnanan insanların her birisine ibadet yapsınlar yapmasınlar Ramazan ayı mutlaka ya bedeni ya eylemi ya ameli ya da zihni kalbi bir etkiye sahip oldu. Kötülükleri bırakmayanlar dahi zihninde bir tefekkür oluşturdu. Yaptığının yanlış olduğunu ara ara düşünmüş oldu en basit itibariyle. Ama çoğu kere ve genellikle İnsanlar Ramazan ayında daha önce yapmış oldukları olumsuz davranışlardan vazgeçtiler, uzak durdular. Ramazan sonrasında tekrar başlayanlar olmuşsa bile Ramazan ayı bunun yani olumsuz, kötü davranışlardan uzakta olarak da yaşanabilir olduğunu onlara göstermiş oldu. İbadetli bir hayat oldu. Yani kötülüklerden uzak, iyiliklerin ön planda olduğu ibadet kusurlarının ve eksikliklerinin olmayıp ibadetlerde nafilelerin yani ziyadelerinin de olduğu bir eğitim dönemi geçirdik Ramazan ayı münasebetiyle. Bu bize bir format oluşturdu. Şimdi Ramazan'ın sonrası. Şevval ayındayız. Peygamberimiz Şevval ayında da 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş, bunun senenin tamamının oruçlu geçirilmesi gibi olacağını ifade etmiştir. Bu oruçlar illa de hemen Ramazan'ın sonrasında tutulması gerekmez. Ee, başında olur, ortasında olur, sonunda olur, pazartesi, perşembe olur, zaman zaman tutulur, zaman zaman bırakılır ve böylece Ramazan'da kazanılan o duygunun geçiş dönemi de şemval ayında böylece sağlanmış olur. Şavvalden sonra yine pazartesi, perşembe günleri oruç tutmak faziletlidir. Ama şunu bu ibadetler, nafile ibadetler, ziyade ibadetler yapılamayacak olsa bile, yapılamıyor olsa bile mutlaka yapılması hiçbir mazeret ifade etmeden ve gerekçe göstermeden yapılması gerekenler vardır. Dini hayat, Ramazan'dan sonra dini hayat Derken bunu ifade etmiş oluruz. Bir, nafile namaz kılamayabilirsiniz ama farz namazları bırakmamak lazım gelir. E zaten farz oruç yok. Zaten zekat vermiş oldular. Hac ibadeti imkan varsa olacaktır. Öyleyse namaz ibadetini Ramazan'da kazandık. Bir format kılanlar zaten kılıyordu. Kılmayanlar alıştı. Kılanlar biraz daha fazla kıldı. Farz olan Ramazan, farz olan namazı, terk etmemek lazım. Zekat vererek, sadaka vererek, fitre vererek, hayır hasenat yaparak bir paylaşma kültürü elde ettik. Bir paylaşma alışkanlığı kazandık. Bunu da devam ettirmek gerekir. Paylaşma ilahlaşmayı önler. Paylaşma ilaha yaklaştırır. Paylaşma sahip olduklarının e, kim tarafından sana verildiğini hatırlatır. Daha doğrusu elinde bulunanların sahibinin Allah olduğunu anlatır, paylaşarak da insan bunu kabul ettiğini ortaya koyar. Kalbini malına ipotek etmekten kurtarır, malı kalbine hizmet etmeye dönüştürür. Paylaşmak suretiyle insanlara hizmet eder, insanlara değer verir, insanların ihtiyacını görür ve böylece de hem gönül rahatlığı oluşur, hem toplumsal barış oluşur. Hem de Rabbina karşı daha iyi bir kul olmayı sağlamış olur insan. Ağzına, burnuna, eline, diline dikkat edecek. Peygamberimizin hadisini belirterek de konumuzu toparlamak istiyorum. Buyurur ki Peygamberimiz altı şeye dikkat edin, cennete girmenize kefil olayım. Yalan söylemeyin, dilinize dikkat edin, haram yemeyin, midenize dikkat edin, güvenilir olun güveninizi sarstırmayın. Emanete riayet edin, ihanet etmeyin. Bunları yerine getirdiğiniz zaman yani dilinize, elinize, nefsinize, neslinize sahip çıkın. Ben de sizin cennete girmenize kefil olayım buyuruyor. Hülasa o zaman Ramazan sonrası hayatta bu ilkelere riayet etmek, imani, İslami, ihsani davranışlara sahip olmak gerekir. Ağzımızı yalandan, midemizi haramdan, nefsimizi ve neslimizi günahtan korumalıyız. İbadetleri yerine getirmeli, var olan elimizdeki nimetleri de olmayanlarla paylaşmalıyız. Böyle olduğu zaman Ramazan sonrası hayat, Ramazan'da kazandıklarımızın devamı şükrü anlamına gelecektir. Ve Ramazan sonrası hayatının kalibresi de kalitesi de Ramazan'daki gibi olacaktır. Yüce Mevla Rabbimiz bizlere her günümüzü Ramazan eylesin. Her gecemizi Kadir eylesin. Bizi yalandan, haramdan, nefsimizi ve neslimizi günahtan koruma gücünü ve kudretini bizlere ihsan eylesin. Şeytanla olan Günlük, aylık, yıllık mücadelelerde yüce Mevla bize yar ve yardımcı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Hayırlı haftalar, hayırlı akşamlar efendim.